Dersim çok özel bir yer, çok tarihi bir yer. Yani 100 yıllık internasyonasyon politikası karşısında direnişini hiç elden bırakmayan, her açıdan siyasal, sosyal, ekonomik olarak direnen bir mekandayız, tarihi bir mekandayız. Yerel yönetimlerden bahsederken aslında sadece güncel hizmetlerden bahsetmiyoruz değerli arkadaşlar. Biz aslında bir tarihi hizmetten, tarihsel bir sorumluluktan bahsediyoruz. Dersim ittifak kurdu, bu da çok kıymetli. Neredeyse mücadele alanlarının karşı karşıya getirilmeye çalışıldığı, birbiriyle yan yana gelmelerine engellenmeye çalışıldığı bir dönemde burada bulunan bütün hani siyasi anlayışların, partilerin bir araya geliyor olması çok kıymetli. Yıllardır buranın katrede yetişmiş sorunlar çok. Her yere belediye yaparız, ederiz diyor. Kısmen bir şeyler yapabilirler ama genellikle son 5 yıl içinde hiçbir şey yapılmadı. Şimdi görüyorsunuz şuralar her taraf akıyor. Esnaf burada memnun değil hiçbir zaman yani. Hiç kimse bir şey yapamadı yani buraya. Sular akıyor her taraf. Buranın elektrik sorunu var, jeneratör sorunu var. Bir sürü sorunu var. Yani bunları şimdi ben yazamadım ama bir genelden şey yapılması lazım. Yani ele alınması lazım. Üstü tamamen ya sökülür yapılır, ya tekrardan yıkılır yapılır, ya yeni bir proje yapılır tekrar. Engellerimiz için asansör konulacak mı olmadı? Yeniden olacak mı olmadı? Jeneratör olacak mı olmadı? Kısa vadeli bir şey düşünüyorsanız üstünün yapılması lazım. Suyun kesilmesi lazım kısa vadeli. Eğer uzun vadeli bir şey düşünüyorsanız projeleriniz varsa yıkılıp tekrar bir büyük bir proje yapabilirseniz yaya. Tekrar buradaki esnafa, dükkanlara eşit şekilde yine aynı insanlara vermek şartıyla yani öyle bir proje yapabilirseniz buradaki arkadaşlar bunu da kabul edebilir. Yani projeyle burası altına alıp yapak yap, üstüne kat çıkılıyorsa kat çıkılsın ama bu şu anda bu çarşı böyle ölü yaptı. Bize her zaman hep aynı vaatlerle gelindi belediye tarafından. Biz gereken desteği hep sağladık. Ama yani seçimden sonra hiçbir belediye başkanımız buraya tereddüt edip gelmedi. Bu sahipsiz kaldık esnaf olarak. Çarşı çok kalabalıktı, güzeldi. Şehir merkeziydi, şu an enkaza dönüştü. Bütün herkes boşaltıldı, gitti. Elbette ki Dersim'de sorunlarımız çok. Bir süredir Dersim'de ilçeleri, köyleri, her tarafı gezmeye çalışıyoruz. Sorunları dinliyoruz. Ciddi altyapı, üst yapı, göç, işsizlik, yani istihdam, uyuşturucu, buna benzer birçok kalemli alıcımız, deprem öncelikli pek çok sorunu var kentin. Dolayısıyla burada sizlerin sorunları söylemeniz çok önemli. Mesela akma sorunu ben çok uzun zamandan beri bilen birisiyim. Yapılamadı, yani tam giderilemedi. Ama bunun için arkadaşlar öncelikle bizim yerel yönetimlerde kentimize, ilçelerimize almamız gerekiyor. Bizim projemiz şu, buranın 2 ya da 3 katlı bir otopark alanı. Çünkü bu alanın belediyenin bulunduğu yaklaşık 5000 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla belki o rakamda çok sayıda yanlış ifade etmiş olabilirim. Üstünde bir alışveriş merkezi şeklinde var, en üstünde bir konferans salonu şeklinde. Hatta emeklilerimizin de böyle oturabileceği bir kahve alanı planımız da var. Ama bu dediğim gibi kısa vadede olacak bir durum değil. Yine bahsettiğiniz bütün esnafımızı da mağdur etmeyecek bir süreci yine birlikte oturacağız. Bugün nasıl buradaysak birlikte tartışacağız. Yol ve yöntemimizi belirleyeceğiz. Elbette belediyecilik bir hizmet alanıdır. Alt yapıdır, üst yapıdır. Biz zaten bunları yapmak zorundayız. Bu bir zorunluluk ve sorumluluk. Ama bir de bizim Dersim'e karşı Dersim ittifakı olarak sorumluluklarımız ve zorunluluklarımız var. Bunlar nelerdir? Sosyal yapı dediğimiz şey var. Şimdi bir, kentin bize yüklemiş olduğu sorumluluklar var. Genel sorumluluklar açısından söylüyoruz. Yeraltı çarşı konusunda da açık şöyle ifade etmek lazım. Biz göreve ittifaklarımızla geldiğimizde bir Dersim Belediyesi'nin envanterini çıkaracağız. Yani bu Dersim Belediyesi'nin menkulü, gayrimenkulü, dükkanı taşınır, taşınmaz, geliri, gideri, borcu ve alacağı. Halkımız bir, bizim teslim aldığımız belediyeyi bilmelidir. Yani A'dan Z'ye kadar o şemanın bir bütün. İkincisi, sizinle birlikte planlayacağız. Yapacağımız kısa vadede bu mevcut sorunların giderilmesidir.
su akıntılarını biz de biliyoruz. Görüyoruz bunları. Mühendis arkadaşlarla birlikte çalışmayı götürecek. Bir bunun önlemi alınacak. Jeneratör gibi sorunlar kısmen bu sene çözülecek. Ancak uzun vadeli proje dediğimiz, beş başkanımızın da ifade ettiği katlı otopark, üstü çarşı, belediye binası, arkadaki bina vesaire, bu biraz uzun vadeli bir projedir. Şimdi bakın, bina duruyor orada. Şimdi burayı bir temizleyeceğiz. Sonra sizlerle birlikte, kentle birlikte, Dersim meclisleriyle birlikte, halk meclisimizle birlikte bu bölgeni bir nasıl bir işan olsun, belediye binası burada mı olsun? Burası kentin nefes aldığı bir yer istiyor. Şimdi burayı inşaata dönüştürmeden, yani bu nefes aldığımız yeri elbette kapatmayı hiçbir dersin istemez. Bunları böyle orta vadede planlayacağız. Bunların kararını birlikte vereceğiz. Arkadaşlar, şu yıkılsa da yapılsa da öncelikli olarak buradaki halk sayıkları bu planlamayla ilgili şeyleri, görüş ve önerileri esastır. Ben de sizleri selamlıyorum. Evet, İstanbul'dan sizlere selam getirdim. Tabii İstanbul'da da biz çokça Dersimli arkadaşımızla, yoldaşımızla karşılaşıyoruz. Beraber çalışma yürütüyoruz. Dolayısıyla Dersim sadece Dersim'den ibaret değil. Dersim'deki başarı ve başarısızlık da sadece Dersim'den ibaret değil. Ben bu toplantıyı o açıdan önemsiyorum. Biz aylardır demokratik halkçı belediyeciliği anlatıyoruz. Halkla birlikte yönetmeyi anlatıyoruz. Bu toplantı bence tam olarak buna bir örnek aslında. Öncesinde sorun tespit ediyoruz ve nasıl yapacağımızı halkla birlikte tartışmış oluyoruz. Bunu gittiğimiz yerlerde de anlatacağız elbette. Hayırlısı. İnşallah elimiz için hayırlı olur. Evet, hepimiz için hayırlı olur. Burada da var. Bizim bölge partisi genel eş başkanımız. Kilyem arkadaş. Merhabalar. Bak geldik. Nasıl telefonu çalmıyor değil mi? Telefon sonra fark ettim. Şilen Başkan tanıyorsunuz. Serovic'in tesis vardır. Cem. İnşallah. Adaylar bu iki arkadaş. Hanım ne peki? Adaylarımız bu ikisi. Nesiniz? Aydın Bey. Sen Aydın Bey tuz sorurum da. Geçmiş olsun. Hep gözü bu. Baba yavrum. Gelmiş mi? Dersim Demo Hayırlı Ekibi. Thank you.